Herkese İstanbul'dan merhaba. Vlog tarzında çekeceğimiz keyifli bir videoyla daha karşınızdayız. Ve bize bu videoda eşlik edecek olan araç Türkiye'de üretilen B segmenti crossover SUV model Hyundai Bayon. Ve tabii ki bu yolculuğa tek başıma çıkmıyorum. Kimler varmış bakalım arabada? Merhaba Selim. Merhaba. Merhaba Maya. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Keyifli bir video olacak inşallah. İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Ve nereye gidiyoruz? Samsun'a. Samsun'a. İyi yolculuklar. Teşekkürler sana da. Teşekkür ederim. Yoldaki maceramızı sizlere aktaracağız. Şimdi yol bilgisayarı verilerini sıfırlayıp yola çıkıyoruz. Videonun sonunda da elbette her zamanki gibi sizlere test tüketimini ve maceramızın raporunu sunacağız. Sürüşe başlamadan önce yol bilgisayarı verilerini sıfırlayacağım. Sıfırladım ve sürüşe çıkıyoruz. Az önceki açılış anonsunu Kurtköy civarında yapmıştık. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan şu an Ankara istikametine doğru gidiyoruz. Hemen hazır otoyoldayken otomobilin özelliklerinden birinden bahsetmek istiyorum. Hız sabitleyici, bugüne kadar kullandığım hız sabitleyiciler arasında belki de en kolay aktif edileni. Bakın şuradaki düğmeye basıp anında o anki hızınız sabitleniyor. Ve şuradaki artı eksi tuşlarla başka hiçbir düğmeye basmadan kurabiliyorsunuz. Mesela şu an ben 100'e kurdum. Bu kadar. Çok basit bir şekilde kuruluyor. Adaptif değil ama otoyol kullanımlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlıyor. Çocuklar, yolculuğun henüz ilk dakikalarındayız ama sizlerin yorumlarınızı dinlemek istiyorum. Önce Selim'den başlayalım. Arka koltuk sırası nasıl Selim? Güzel, rahat arka koltuk. Camlar büyük. Ben gayet rahatım. İki gündür aracı kullanıyorum. Doğru. Zaten hani bu çekime başlamadan önce de aracı teslim almıştık. Biraz kullanmıştık. Mayacığım, senin fikirlerini alayım. Koltuk rahat, cam büyük. Bir de senin altında yükselticim var. Çok rahat herhalde etrafını görüyorsundur diye düşünüyorum. Evet. Ben de ekleme yapayım. Süspansiyon sistemi de Türkiye'nin yolları için son derece uygun. Kanalımızdaki iki tane Hyundai Bayon videosunda 1.4 MPI otomatik elit versiyon var. Bu iyi oldu. Şu an style versiyonu deneyimliyoruz. Style donanım demişken hayli zengin bir donanım bu. Kablosuz şarj ünitesi, 8 inçlik renkli dokunmatik ekran, geri görüş kamerasına da sahip. Önümde yarı analog yarı dijital bir ekran. Ortasında videonun başında göstermiştim 3.5 inçlik bir TFT ekran yer alıyor. Ayrıca otomobilde 6 hoparlör standart, 6 hava yastığı standart olarak geliyor. 9 gövde rengi seçeneğine sahip. Bizim aracımızın rengi gri. Ayrıca 2 farklı tipte ön konsol satın alabiliyorsunuz. Ya simsiyah ya da bu benim daha çok sevdiğim bir kısmı siyah, bir kısmı beş şeklinde konsola sahip Bayon ürün gamı. Kullanmakta olduğum araçta 1.0 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli motor var. Bu motor 4500-6000 devir dakikada 100 beygir güç ve 1500-4000 devir dakikada 172 Nm tork üretiyor. Otomobilin maksimum hızı saatte 180 km, 0-100 hızlanma süresi ise 11.7 saniye. Yakıt tüketimi WLTP normlarına göre fabrika verisi ortalama 5.8 litre bölü 100 km. 7 ileri DCT şanzıman için özel bir bölüm ayırmak istiyorum. Son derece hızlı, sessiz ve sarsıntısız vites değiştiren başarılı bir şanzıman. Ayrıca hem performansa olumlu katkısı oluyor hem de yakıt tüketimini düşüren başarılı bir şanzıman. Şanzımana vites kolunu sola iterek müdahalede bulunabiliyorsunuz. Eksi ve artı şeklinde kendiniz vites değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca araçta 3 tane sürüş modu var. Şuradaki düğmeye basarak değiştirebiliyorsunuz. Şu an Eco'da, bir kere bastığınızda konfora geçiyor. Bir kere daha bastığınızda spora geçiyor. Gördüğünüz gibi devir biraz yükseldi. İsterseniz spor moddayken bir performans deneyelim. Viteslere manuel olarak müdahale ediyorum. Ve biraz da yavaşlayayım. İkinci vitese kadar düşeyim. Evet, ikinci vites. 60'la bastım. Sportif bir ses. Viteslerin değişimini 10'a bıraktım. 100 oldu. 110 oldu.
120 ve 130. Gördüğünüz gibi istekli bir ara hızlanma var. Şimdi D'ye aldım. Yine spor modda devam ediyorum. Bir de D'deyken bir hızlanma gerçekleştirelim. Yine biraz yavaşlayalım. Bu kez 80 ile biraz yavaşlayıp 80 ile basayım. 80-120 yapalım. Evet, 120. Vayon ürün gamındaki en performanslı ünite bu. Bildiğiniz gibi bir 1.4 atmosferik motor var. O da 100 beygir gücünde ama bu 1.0 litreden 100 beygir güç alıyor. Performans bakımından son derece başarılı. Bildiğiniz gibi şu an arkada Selim'le Maya var. Yani araçta 3 kişiyiz. Bagaj da bayağı bir dolu. Tekrar eko moduna alıp şanzımanda D konumunda yola devam edelim. Önümdeki ekran güneşli bir havada yolculuk yapmamıza rağmen herhangi bir parlama yapmıyor. Onda tabii ki şuradaki güneşliğin de etkisi var. Aynı şekilde 8 inçlik renkli dokunmatik ekran da güzel bir çözünürlüğe sahip ve parlama yapmıyor. Ayrıca hem farlarda hem de sileceklerde otomatik özellik var. O da konforu arttırıyor. Sürüş pozisyonu çok kolay bulunuyor. Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı var. Ayrıca ön emniyet kemerleri de yükseklik ayarlı. 4 kollu deri direksiyon simi de ele iyi oturuyor. Hem yükseklik hem de derinlik ayarı mevcut. Dış dikiz aynaları olsun, iç dikiz aynası olsun yeterli büyüklükte. Camlar da yeterli geniş görüş alanını sizlere kolaylıkla sunuyor. Biraz yüksekte oturmuş olmanız yola daha hakim bir sürüş pozisyonuna sahip olmanızı sağlıyor. Ayrıca sürücü tarafındaki dış dikiz aynasında çift açılı sistem var. Böylece kör nokta problemi yaşanmıyor. Selim, yolda bir mola verdik. Araç kirlenmeden, çünkü uzun yolda biliyorsunuz kirleniyor doğal olarak, bir dış tasarımını ve bagajını, motorunu göstermek istedik sizlere. Sen zaten bu otomobili yakından tanıyorsun Selim. Türkiye'de üretilen Hyundai'nin B segmentinde yer alan crossover modeli. B segmentinde bir de Kona var biliyorsun. Onun da videoları kanalımızda var. Söyle canım. Baba, burada hani bir peteğe benzer ızgara var ya. Evet. Burada da bir ızgaraya benzer bir tarz bir şey, evet, var. Evet. Çok tarz bir otomobil. Bak şurada incecik bir LED gündüz farı var. O şu şekilde devam ediyor. Altında da hemen logoya yer verilmiş durumda. Ben tasarımını beğeniyorum. Sen de beğeniyorsun galiba. Evet, çok güzel tasarım. Şöyle tam karşıdan göstereyim. Tüm aydınlatmaları yaktım. Evet, alt tarafta da krom bir alt tampon bölümü var. Sinyal de verdim. Sinyal aynı zamanda gövde rengi dış dikiz aynalarında da yer alıyor. Kapı kolları da gövde rengi. Duygusal sportiflik adı altında yeni Hyundai tasarımının bir ürünü bu araç. Standart donanımında Style'da 17 inçlik jantlar geliyor. Ve 205-55R17 boyutlarında lastikler var. Ayrıca aracın dodiklerinde başlayıp yan tarafında devam eden yine arka dodikte devam eden plastik koruma var. Ve tabii ki crossoverların olmazsa olmazlarından tavan barı var. Köpek balığı sırtı şeklinde anten, entegre spoiler gayet şık gösteriyor aracı. Bumerang tarzı arka stop lambaları var. LED. Sinyal de verdim. Sinyali de şu şekilde gösteriyoruz. Ayrıca bir ışık çizgisi boydan boya geçiyor aracın arkasını. Arka sis farını yaktım. Sürüş sırasında kapatacağım. Size göstermek istedim. Bagajı açar mısın? Bu arada şuradaki far da çok güzel. Evet, onu da gösterdim izleyicilerimize. 411 litre. 3 kişi yolculuk ediyoruz. 3 tane kabin tip bavulumuz var. Şu üçüncüyü de göstereyim. Aslında 2-3 tane daha bavul sığar. Yani 4 kişi hatta 5 kişi bu araçla çok rahat şehirler arası yolculuk yaparsın. Kusura bakmayın böyle bir tıkıştırmış gibi olduk ama montlarımız var, bavullarımız var. Gördüğünüz gibi 411 litre. Eğer 2 kişi seyahat ediyorsanız, arka koltukları öne katlarsanız 1205 litreye kadar çıkıyor bagaj hacmi. Evet, şuradan ya da şuradan rahatlıkla Selim de yapabiliyor. Bakın, şu şekilde. Çok hafif. Evet. Hafif bir bagaj kapağı var. Bir de motoru gösterelim izleyicilerimize, sonra yola devam edelim. Motor kaputu şuradan açılıyor. Biz daha önce 1.4 litrelik benzinli motoru çekmiştik. Bu 1.0 turbo. Şuradan açılıyor.
Hemen motoru gösterelim. Evet, turbo yazdı zaten. Smart Stream adı altında geçiyor. 1.0 turbo benzinli motor. Zaten sürüş sırasında teknik özelliklerini söylemiştim. Sessiz çalışıyor. Bir dinleyelim. Evet, sessiz. Ayrıca yalıtım malzemesi de var. Motor kaputunun içinde. Sürüşe geçmeden bir de tam yandan göstereyim aracı. Aracın yerden yüksekliği 183 mm. Yani 18.3 santimetre. O da aracın hafif arazide sorunsuz kullanılmasını sağlıyor. Bir de şuradaki tasarım ayrıntısı gerçekten hoşuma gidiyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Güzel bir tasarıma sahip Hyundai Bayon. Adını Fransa'daki Bayon adlı şehirden alıyor. Tem Akyazı gişeleri. Kuzey Marmara Otoyolu Anadolu bölümünden geçiş yapıyoruz. Aracımızda HGS var. 89 lira 50 kuruş tuttu otoyol ücreti. Özcanlar'da durduk. Köfte yiyoruz. Şu şekilde gösterelim. Afiyet olsun çocuklar. Teşekkürler sana da. Teşekkürler. Çocuklar, karnımızı doyurduk. Yola devam ediyoruz. Ve izleyicilerimize şu geri görüş kamerasını gösterelim. Şanzımanı geri vitese aldığımızda burada gördüğünüz gibi kılavuz çizgisi dönen renkli ve büyük bir geri görüş kamerası çıkıyor. Şu şekilde manevramızı yapalım. Ve daha sonra Özcanlar Köfte'ye veda edip yolumuza çıkalım. Çocuklar bakın, önümüzde yeni Tucson gidiyor. Hatırlıyor musunuz yeni Tucson'la nereye gitmiştik? Evet, Isparta. Isparta, Davraz Dağı'na çıkmıştık. İlk gün umduğumuz gibi kar yoktu ama ikinci gün bize sürpriz oldu. Sabah bir kalktık, her yer, Isparta şehir merkezi bile karlıydı. Davraz'a bir daha çıktık, çok keyifli bir video çekmiştik. O videonun da linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Evet. Çok eğlenmiştik değil mi? Evet. Karlarda yuvarlanmıştınız. Kızak kiralamıştık, binmiştiniz. Çok güzeldi ve 4x4 Tucson'la bayağı güzel bir sürüş gerçekleştirmiştik. Evet. Şimdi yanımızdan geçince o günü hatırladım. Dörtlü flaşör düğmesi benim sevdiğim tip. Ortada büyük bir düğme olarak tasarlanmış durumda. Acil bir kullanım ihtiyacı olduğunda kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Ayrıca tek bölgeli otomatik klimada hızlı ve etkin çalışıyor. Gerekli ısıtmayı ve soğutmayı kısa bir sürede gerçekleştiriyor. Dış dikiz aynalarının tasarımı son derece aerodinamik. Benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de fark edebileceğiniz üzere şuradan rüzgarı tahliye ediyor ve aracın aerodinamik özelliklerine katkıda bulunuyor. Buradaki 8 inçlik ekranın yeri çok iyi. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Adeta buradaki ana gösterge tablosuyla bütünleşik şekilde tasarlanmış durumda. 4 kollu deri direksiyon simi de ele iyi oturuyor ve tepkileri başarılı. Henüz Samsun'u göstermiyor ama Bolu'ya 85, Ankara'ya 249 kilometre kaldı. Tabii ki Ankara istikametine gidip daha sonra Samsun'a ayrılacağız. Bolu tüneline geldik. Bir şeritte inşaat varmış. O yüzden 3 şeritli değil, 2 şeritli olarak faaliyet gösteriyor şu an. Evet, tünele girişimizi yaptık. Gerede Karabük Samsun sapağından ayrılacağız şimdi. Samsun tabelası ilk kez burada karşımıza çıkıyor. Gerede gişelerine geldik. Hemen o Samsun istikametine saptıktan sonra aslında Karabük, Çankırı, Samsun soldan düz devam etmemiz gerekiyordu ama çalışma var herhalde. Başka bir yola verdi bize. Karabük yönünü takip ettik. Daha sonra şimdi sağ tarafa Samsun'a sapacağız. Gerede'yi geride bıraktık ve ilk kez Samsun'a kaç kilometre kaldı yazdı. Samsun 412 kilometre. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın yanından geçiyoruz. Çok güzel bir yerdir. Doğası harikadır. Görmemişsiniz, hepinize tavsiye ediyorum. Şimdi Tosya, Samsun yönüne devam ediyoruz. Tosya'nın da pirinci çok meşhur bildiğiniz gibi. Yolda çok hoş bir sürprizle karşılaştık. Ardıç Köyü'ndeyiz. Bakın, bir leylek şuraya yuva yapmış. Yavrularıyla beraber yuvada. Merhaba leylek kardeş. Çok tatlısın. Aa, havalandı. Havalandı. Harika. Harika. Çok güzel. Havalandı. Bay bay. Harika.
Bir yuva daha gördük çocuklar. Üstünde iki tane belki anne babadır. Altlarında da yumurtaları vardır, bilmiyoruz. Çok tatlılar, harika. Osmancık'a geldik. Aynı Tosya gibi buranın da pirinci çok meşhur. Ayrıca Çorum'a da yaklaştık. Oranın da leblebisi meşhur. Leblebiciler şimdiden başladı. Pirinç ve leblebi satan dükkanlar. Gelelim fiyatlara. Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon 5 yıl 100 bin kilometre garantiyle satılıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bildiğiniz gibi 1.4 ve 1.0 benzinli motorlarla satılıyor. 1.4 atmosferik motorun jump versiyonunda manuel şanzımanlısı var. Fiyatı 368.200 lira. Aynı motorun 6 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarının jump, style ve elite olmak üzere 3 farklı donanımı var. Fiyatları 397.500 lira, 432.450 lira ve 443.700 lira. Bu bizim kullanmakta olduğumuz 1.0 turbo benzinli motor ise sadece DCT şanzımanla satılıyor ve style donanımına sahip. Fiyatı 469.400 lira. Tüm Bayon versiyonları 4x2 yani önden çekişli. Hava karardı ama nihayet Samsun'a giriş yaptık. Hemen size yol bilgisayarı verilerini göstermek istiyorum. Toplam bilgiler. 655.2 km kullandık aracı. 8 saat 2 dakika sürmüş. Ortalama tüketim harika çıktı. 4.9 litre bölü 100 km. Gerçekten çok başarılı bir değer elde ettik. Klima her zaman çalışıyordu. Şanzıman her zaman D konumundaydı. Start stop araçta bulunmuyor. Sürüş modlarından da gördüğünüz üzere eko seçiliydi. Sadece birkaç kez spora alıp şanzımanı da manuel olarak vites değiştirerek performans denemelerim oldu. Böylece bir baba oğul kız videomuz daha sona erdi. Çocuklar, izleyicilerimize bay bay yapar mısınız? Bay bay Samsun'dan sevgiler ve saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım siz de bizim gibi keyif almışsınızdır. Konforlu, sorunsuz bir yolculukla İstanbul'dan Samsun'a geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.